Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda verilen malların zekat oranlarını karşılarına yazınız. Evet, İslamiyet'teki mallarımızın zekat oranları var. Bu altın için 40'ta 1'dir arkadaşlar. 40 gram altınız varsa 1 gramını zekat vermek zorundasınız. Şöyle 1 bölü 40 yazalım. Manda, eğer manda yetiştiriyorsanız bu 30 mandada bir zekat vermek zorundayız. Şöyle 1 bölü 30 yazalım. Ticaret mallarında yine altında olduğu gibi 40'ta 1 oranındadır. Yine 1 bölü 40 yazalım. Toprak ürünlerinde arkadaşlar eğer masrafınız varsa, yani gübresiydi, ilacıydı, suyuydu, bu 20'de 1'dir. Ama eğer masrafınız yoksa arkadaşlar, direkt dalından topluyorsanız herhangi masraf yapmadan, bu 1 bölü 10 şeklinde olacak. Koyun ve keçide yine aynen ticaret mallarında olduğu gibi, altında olduğu gibi, koyun ve keçide yine 1 bölü 40 oranında zekat vermek zorundayız arkadaşlar. Hatırlatalım bir kez daha. Diğer sorumuzdayız. Üşür nedir? Kısaca açıklayın. Evet, üşür toprak ürünlerinden alınan zekata denir arkadaşlar. Osmanlı dönemi tarihinde çok duymuşsunuzdur bunu. Hemen yazalım. Toprak ürünlerinden alınan zekata denir. Evet, üşür budur arkadaşlar. Üçüncü soruda ise evet bir açıklamamız var. Bu temel ihtiyaçlara ne denir şeklinde bir soru kökü var. Arkadaşlar yüce dinimize göre bir Müslümanın zekat vermesi için kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamış olması gerekir. Bu temel ihtiyaçlara ne denir ifadesi havaici asliyedir arkadaşlar. Arapça tabiri hemen yazalım. Havaici asliye kavramı olarak ifade edilir. Şunu da E harfi yaparak düzeltelim. Evet, havaici asliye nedir diye söylenirse yine bir yıllık zorunlu ihtiyaçların giderilmesidir arkadaşlar. Aman unutmayın. Nisap nedir kısaca? Evet, bu sefer de nisaptan bahsediyoruz. Nisap arkadaşlar biliyorsunuz bir Müslümanın zengin sayılabilmesi için, bunu hemen kaleme alalım. Bir Müslümanın zengin sayılabilmesi için sahip olduğu para veya malın dinimizce belirlenen zenginlik sınırına denir. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Nisap kavramını muhakkak iyi bilelim. Arkadaşlar sınavlarda sorulan banko sorulardan biri. Orucu bozmayan etkenlerden 3 tanesini yazınız. Her Ramazan'da televizyonlarda dururuz abi. Hocam bu orucu bozar mı? Hocam bu orucu bozar mı? Burada ne diyor? Orucu bozmayan diyor. Arkadaşlar suyu yutmadan ağzımızı çalkalamak mesela orucu bozmaz. Suyu yutmadan ağız çalkalamak diyelim. Yani abdest alırken ağzımızı çalkalıyoruz. Haliyle orucumuzun bozulmadığını hatırlayalım. Kan vermek arkadaşlar. Kan almak değil. Bakın dikkat edin. Vücudunuzdan çıkıyorsa herhangi bir bozulma yok. Kan veriyorsunuz. Bir diğeri de koku sürmek diyebiliriz. Bunlar orucu bozan şeyler değil arkadaşlar. Orucu bozmazlar. Aman dikkat edelim. Diğer sorudayız. Kur'an-ı Kerim'de savm kelimesiyle ifade edilen ve İslam'ın 5 şartından biri olan ibadet hangisidir? Arkadaşlar savm oruç demek, oruç tutmak demek. Dolayısıyla buraya oruç
tutmak, yani oruç diyebilirsiniz. Çünkü İslam'ın 5 şartından biri olduğu ipucunu da veriyor bize. Aman dikkat edelim, savun oruçtur arkadaşlar. 7. sorudayız. Oruç ibadeti ne zaman farz kılınmıştır ifadesi biliyorsunuz ki 624 yılında, hemen yazalım arkadaşlar yılını, 624 yılında hicretin 2. yılı Şaban ayında farz kılındı arkadaşlar. Evet, bunu da hatırlamış olduk bir kez daha. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuması, diğerlerini takip etmesi sonucunda Kur'an'ın baştan sona okunmasına ne denir? Evet, yaşlı yaşlı teyzeler gider biliyorsunuz Ramazan'da camilere. Bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki mukabele. Evet, imamın okuması ve oradaki insanların onu yüzünden takip etmesi mukabele olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. İnfak ile ilgili özelliklerden iki tanesini yazınız. Evet, infak biliyorsunuz ki arkadaşlar gösterişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılmalı. Bunu yazalım hemen. Gösterişten uzak, yalnız Allah Celle Celaluhu rızası için yapılmalı. Yani infak zaten biliyorsunuz ki gönül rızasıyla fakir fukaraya verilen yardım arkadaşlar. Onun geri dönüşünü bile beklememek lazım. Yani fakir zaten insan veremeyebilir. Tamamen Allah rızası için yapılmalı dediği bu. Bir diğeri de infakta bulunan kişi onu alıp kabul edenin onurunu zedelememeli arkadaşlar. Evet, kabul edenin onuru zedelenmemeli. Yani al bu parayı başına çal der gibi değil arkadaşlar. Yapılan yardım en iyi ve en kaliteli mallardan seçilmeli. Yani kıyıda köşede kalmış eski püskü, kalitesiz eşyalar değil, onun bir hayrı olmaz. Sanki kendin yiyormuşsun gibi, kendin harcıyormuşsun gibi en güzeli olmalı. Bir de infakın yerine ulaşması için gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmeli arkadaşlar. İnfakın özellikleri budur. Yoksa boşu boşuna kürek sallamış oluruz. Nafile oruçlardan iki tanesine örnek yazınız. Evet, nafile oruçlar biliyorsunuz ki her ayın 3 gününde oruç tutmak, işte pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak, Şevval ayında 6 gün oruç tutmak, işte Muharrem ayının 9. 10. ve 10-11. Günlerinde oruç tutmak. Bunların hepsi nafile oruçtur arkadaşlar. Hemen yazalım birkaç tanesini. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak. Yine pazartesi perşembe oruçları diyelim. Evet, bunlar tamamen Allah rızası için yapılan sünnet oruçlar, nafile oruçlardır diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum 11. sorumuza böylelikle. Evet, 11. soruda Kur'an-ı Kerim ile ilgili özelliklerden iki tanesini yazınız demiş. Evet, Kur'an arkadaşlar biliyorsunuz ki indirilmesi 23 yıl sürmüştür. İlk önce bunu yazalım. İndirilmesi 23 yıl sürmüştür. Bir diğer özellik olarak da yine surelerin bir kısmı Mekke'de, bir kısmı da Medine'de inmiştir arkadaşlar. Mekke'de 13 yıl boyunca, Medine'de 10 yıl boyunca yine ayetler, sureler indi biliyorsunuz. Onun için Mekke ve Medine'de inmesi tamamlanmıştır diyelim. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Mekke döneminde 13 yıl, Medine döneminde ise 10 yıl boyunca, yine toplam 23 yıl boyunca yine inmesi sürdü arkadaşlar. Bunun ardından yine hicretten sonra indirilen ayet ve sureler medeni olarak adlandırılıyor Medine'de indiği için. Medine'den önce, yani hicretten öncekiler de Mekki sureler olarak da ifade ediliyor. Bunu da unutmayın. Bir de surelerin indiği ortam ve süreler
sureleri daha iyi anlamak için önem arz etmektedir şeklinde de yine yazabilirsiniz bu maddeler arkadaşlar. Fatiha suresinin diğer isimlerinden 4 tanesini yazın. Evet, Fatiha deyince aklımıza Ümmül Kitap gelsin arkadaşlar. Bir diğeri Esas gelsin. Bir diğeri Vafiye gelsin. Ve bir diğerini de Kenz şeklinde söyleyebiliriz. Fatiha suresinin diğer isimleridir arkadaşlar. Bu kelimelere lütfen dikkat edin. Geçiyorum 13. soruya. 13. soruda. Evet, Furkan suresinin özelliklerinden yine 3 tanesini yazın diyor. Sure özelliklerini, o incelediğimiz, işlediğimiz sure özelliklerini lütfen dikkat edin arkadaşlar, çok önemli. Furkan suresi biliyorsunuz ki ayet sayısı 77. Ayet sayısı 77'dir. Kur'an'da 25. suredir arkadaşlar. Kur'an'da 25. suredir. Yine bununla birlikte Mekke zamanında 10. yılda indirilmiştir arkadaşlar. Mekke'de 10. yılda indirilmiştir. Yine bununla birlikte iniş sırasına göre 42. suredir diyebilirsiniz. Yasin suresinden sonra, Fatır suresinden öncedir diyebilirsiniz. Bunların çünkü özelliklerini incelemiştik derslerimizde. İnanç konusunda insanlar kaç gruba ayrılmaktadır? Maddeler halinde yazınız ki 4 gruptur arkadaşlar. Birincisi tabii ki çok şükür elhamdülillah Müslümanlar dediğimiz müminler. Bir diğeri hiç inanmayan kafirler. Bir diğeri inanıyormuş gibi görünüp ama inanmayan münafıklar. Bir diğeri de müşrikler arkadaşlar. Bunlar da Allah'a ortak koşan, şirk eden insanlar. 4 gruba ayırıyor İslamiyet inanç konusunda insanları. Bakara suresinin özelliklerinden 2 tanesini yazın demiş bu sefer de. Evet, Bakara suresi de yine arkadaşlar biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Onu da hemen yazalım. 286 ayetten oluşmuştur. Hemen bu birinci özelliğini yazalım. 286 ayetten oluşur. Müslüman aile yapısı için gerekli olan hükümleri açıklar. Faizin haram olduğunu vurgular. Namaz, hac, oruç ve umre gibi ibadetleri anlatır. Mekki bir suredir ama Medine döneminde yazılmaya başlamıştır. Bunu hemen yazalım arkadaşlar. Bu önemli. Mekki bir suredir ama Medine döneminde yazılmaya başlandı diyelim. Evet, biraz önceki söylediğim bütün özelliklerini de yine Bakara suresi için yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 16. soruya geçiyoruz böylelikle. Medeni dönemi ayet ve surelerin özelliklerinden 2 tanesini yazın. Bakın, medeni yani hicretten sonraki ayet ve sure genellikle ey inananlar hitabıyla başlar. Mekke döneminde ise ey insanlar. Şimdi buna dikkat ediyoruz. Burada medeni şeklinde dediği için genellikle ey inananlar hitabıyla başlar. Bir diğeri de aile ve toplum meselelerini konu alır arkadaşlar. Aile ve toplum meselelerini konu alır diyelim. Yine ceza hukukuna ait ayet ve hadisler vardır. Oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri kapsar. Yeminiyle başlayan vurgulu ifadeler bulunur. Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkiler düzenleyen ayetlerdir arkadaşlar. Medine'de inen yani medeni ayetler dediğimiz özellikler. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Hangisi aklınıza gelirse. Kur'an-ı Kerim kaç sureden ve kaç ayetten oluşmaktadır? Evet, son düzenlemelere göre sure sayısı değişmedi arkadaşlar. 114 sure. Eskiden 6666 ayet diye düşünüyorduk ya, artık o yeni düzenlemelerle, yeni teknik düzenlemelerle
6236 ayet haline döndü arkadaşlar. Buna da dikkat edelim, bu rakamlara, 114 ve 6236 rakamlarına dikkat edin. Mekke dönemi ayet ve surelerin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Bu sefer de Mekke döneminden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde ey inananlar değil de ey insanlar şeklinde başlıyor genelde. Tevhid konusu baskın, bu önemli arkadaşlar. Tevhid konusu baskındır. Yani aile toplumdan ziyade Allah'ın varlığı, birliği üzerine yoğundur. Bir diğeri de arkadaşlar, Mekkeli müşriklere hitap söz konusudur. Mekkeli müşriklere hitap söz konusudur diyelim. Yine bunun haricinde ahirete iman konusu ağırlıklı konulardan biridir. İşkence ve baskıdan söz edilmektedir vesaire. Bu da yine Mekke dönemi, Mekki surelerinin ortak özelliklerindendir diyorum. Ve geçiyorum son sayfa ve son sorular arkadaşlar. Evet, burada da Yasin suresi ismini hangi sebepten almıştır ifadesi var. Evet, Yasin suresi biliyorsunuz ki başında Yasin şeklinde bulunan huruf-u mukatta harfi bulunduğu için almışlar arkadaşlar. Huruf-u mukatta biliyorsunuz ki anlamını sadece Allah'ın bildiği Yasin, Elif, Lam, Mim gibi harf ve kelimeler. Bunlar dolayısıyla Yasin ismini hangi sebepten aldı sorusunun cevabı da başında Yasin şeklinde ifade var. Yasin şeklinde hurufu mukatta harfi bulunduğu için diyelim. Evet, bulunduğu için Yasin suresi Yasin ismini almış arkadaşlar. Hurufu mukattayda ne olduğunu açıkladık. Dedi ki sadece anlamını Allah'tan başka kimsenin bilmediği kısa kelime ve heceler. Ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yer düzenlemesi nasıl yapılmıştır? Tabii ki Peygamberimiz kafasına göre hiçbir zaman hiçbir iş yapmamış. Vahiy ile belirlenmiştir arkadaşlar. Vahiy ile belirlenmiştir. Son iki sorumuz videomuzdaki, burada da Kur'an'da yer alan sureler isimlerini aşağıdakilerden hangisinden almamıştır? Evet, hangisinden almıştır şeklinde biz bunu düzeltelim. İsimlerini nasıl almıştır diye düzeltelim arkadaşlar. Evet, değişik sure isimleri var. Bunların birincisi peygamber isimleri arkadaşlar. Peygamber isimlerinden almış. Evet, Yusuf suresini örnek verebiliriz. Bir diğeri surede bahsedilen olaylardan almış arkadaşlar. Surede bahsedilen olaylar diyelim. Bir diğeri surede bahsedilen hayvan isimlerinden. Evet. Surede bahsedilen hayvan isimleri diyelim. Bu da Neml suresi, Bakara suresi. Neml karınca demek, Bakara inek demek biliyorsunuz. Dördüncü de yine surenin başında yer alan mukatta harflerinden. Biraz önce söyledik ya. Sure başındaki mukatta harflerden diyelim. Evet, Yasin, Elif, Lam gibi. Evet, son sorudayız. Böylelikle videomuzda tam bir sure olarak inen ilk sure hangisidir? Evet, tam olarak, diğerleri parça parça inmiş ama tam olarak inen ilk sure Fatiha suresidir arkadaşlar. Evet, bu sorumuzun da cevabını vererek bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip yorum yazmayı, sınıf arkadaşlarınıza kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.